genel özellikleriyle ilgili ve aile ile ilgili ÖSYM tarafından çıkmış sorulara bakalım. Bir toplumda yasaların işleyebilmesi, hukukun, ahlak, din, ekonomi, siyaset gibi diğer toplumsal kurumlarla uyumuna bağlıdır. Bu nedenle yasalar hazırlanırken tüm kurumlar göz önünde bulundurulur. Bu yaklaşımın dayanığı hangisi olabilir? Kurumlar birbirini etkiler. Kurumlar toplumsal değişmelerden etkilenir. Şimdi değişmeden bahsetmiyoruz. Hop eledik. Kurumlar toplumsal gereksinimlerden doğar. Elbette ama paragrafta bunu söyledi mi? Hayır eledim. Kurumların yapısını amaçları belirler. Muhakkak öyledir. Fakat paragrafta amaçla ilgili bir şey vermedi eledim. Her kurumun kendine özgü örgütleniş biçimi vardır. Muhakkak öyledir. Ama yine paragrafta karşımıza çıkan bir seçenek değil. Diyor ki ahlak, din, ekonomi, siyaset gibi diğer toplumsal kurumlarla uyumu sonucunda yasalar hazırlanıyor. Dolayısıyla kurumlar birbirini etkiler. Doğru cevabımız. Türkiye'de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında gerçekleştirilen devrimlerle kültürel yaşamda önemli değişimler sağlanmış ve toplum yeni bir kültürel yapıya kavuşturulmuştur. Buna göre toplumun yeni bir kültürel yapıya kavuşturulması aşağıdakilerden hangisindeki değişikliklerle sağlanmıştır? Ne diyor? Eğitim, din, yönetim, hukuk, ekonomi, sanat, aile yapısı. Bunların hepsi birer toplumsal kurum. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Ailenin temel işlevlerinden biri de çocuğu toplumsallaştırmaktır. Ancak aile çocuğa benimseteceği değerleri kendisi yaratmaz, kendi dışında geliştirilmiş olan değerleri aktarır. Bu görüşe dayanarak hangi yargıya ulaşabiliriz? Bakalım. Aynı aile içinde yetişmiş bireyler farklı değerler kazanmış olabilir. Tabii ki olabilir ama paragraftan çıkıyor mu? Hayır. Ailenin işlevi arttıkça toplumun aileye verdiği değer de artar. Çıkmıyor paragraftan. Birey ait olduğu toplumun değerlerini ailesinden öğrenir. Ailenin diğer kurumlara göre daha değerli sayılması evrensel bir olgudur. Ailenin işlevlerinin sayısı toplumdan topluma değişebilir. Şimdi diyor ki, ailenin önemli işlevi çocuğu toplumsallaştırmak. Ama bu toplumsallaştırma sürecinde çocuğa benimseteceği değerleri kendisi yaratmıyor, toplumdan aktarıyor. Dolayısıyla Birey ait olduğu toplumun değerlerini ailesinden öğrenir. Doğru cevabımız. Ailenin ana erkil, ata erkil ve modern aile olarak sınıflandırılmasında hangi ölçüt kullanılmıştır? Biz bahsettik bundan. Ana erkil, ana hakimiyeti, ata erkil, baba hakimiyeti, modern ailede ise kadın ve erkeğin eşit olduğu bir durum var. Dolayısıyla bu ayrımda kullanılan ölçüt ailede kararların alınış biçimi. Ailede kararları anne alıyorsa ana erkil, erkek alıyorsa ata erkil, her iki kişi eşit biçimde kararların alınışını paylaşıyorsa bu da modern aile. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Şimdi başka bir soruyla devam ediyoruz. Sanayileşmiş toplumlarda kadınların statü ve rollerinde ev dışında çalışmaya başlamalarıyla birlikte önemli değişmeler olmuştur. Kadınların çalışmaya başlamasıyla statü ve rollerinde değişimler olmuş. Kadınlar bir yandan toplumda erkeklere özgü kabul edilen iş, statü ve rollere sahip olurken diğer yandan ailede alınan kararlara da aktif olarak katılmakta, ev işlerinde ve çocuk bakımında babanın da sorumluluk almasını istemektedirler. Bu durum erkeğin egemenliğinin azalmasına yol açmaktadır. Diyor ki soru kökünde, sanayileşme ile birlikte ailenin otorite yapısında görülen bu değişmenin temel nedeni, Niye değişmiş? Kadın çalışmaya başlamış çünkü. Dolayısıyla kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması bu değişimin sebebi olmuş. Cevabımız A. Diğerlerine bakarsak eğer, ailenin bazı görevlerini diğer kurumlara devretmesi bu ailenin yapısının değişmesinde bir faktör değil paragrafa göre. Eşlerin benzer sosyokültürel etkinliklere yönelmeleri zaten çok alakalı değil. Kadınların daha az çocuk sahibi olmaları hiçbir şekilde verilmedi. Eşler arasındaki duygusal bağın güçlenmesi de hiçbir şekilde paragrafta verilmedi. Cevabımız A seçeneği. Baba soyu sisteminin egemen olduğu bazı topluluklarda amca kızıyla evlenilemez. Çünkü sistemin mantığı gereği amca oğluna dışarıdan gelin alacak, kendi kızını ise dışarı verecektir. Bu topluluklarda gelinler soy dışından gelir, kız evlatlar ve kız kardeşler soy dışına verilir. Burada söz edilen evlilik türü nedir? Egzogami. Egzogami dışarıdan evlilik, grup dışından evlilik demek. Burada bahsettiği de tam olarak bu. LYS 2012'de çıkmış bir soru. Biz çocukken okul biter bitmez eve gelir, önlüğü çıkarır, çantayı atar, hemen sokağa koşardık. Hava kararıncaya kadar eve girmezdik. Oysa şimdi güvenli bir ortam oluşturamadığımız için çocukları evlere hapsettik. İşin tuhaf yanı çocuklarımızın geleceği için çok çalıştığımızdan evde onları ayıracak vaktimizde kalmıyor. Hem bilgisayar ve televizyondan başka seçenek bırakmıyoruz hem de çocukların bunlarla çok vakit geçirmelerinden şikayet ediyoruz. Hatta üstüne üstlük internet sitelerinin güvensizliğinden, televizyon programlarının olumsuz örnek oluşturduğundan yakınıyoruz. Sonunda da çocukları oyalamak için açtığımız televizyona onları eğitme görevimizde yüklemeye çalışıyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? Toplumsal kurumlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardım eder. Bireyin ilk sosyalleştiği toplumsal kurum ailedir. İnsan ihtiyaçları değiştikçe toplumsal kurumlar da değişir. Bireylerin sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmesi toplumun devamlılığı için önemlidir. Toplumsal kurumlar bireylere hazır ilişki formları sunar. Şimdi bize paragrafta anlatılan durum şu. Eskiden Aile hayatı başka türlüyken, sonra ihtiyaçlar değiştiği için aile hayatı da değişmiş. Dolayısıyla insan ihtiyaçları değiştikçe toplumsal kurumlarda değişir. Doğru cevabımız olacak. Müzik